Evet, e, Kayseri Spor Beşiktaş maçının devre arasında olduğu gibi, her zaman olduğu gibi e, Erman Hoca ile karşınızdayız. Hocam, maçın başında Redmond, ilk yarının sonunda Salih'in golleri, e, topla daha fazla oynayan Kayseri, e, golleri atan Beşiktaş oldu. Çok fazla pozisyon yok, iki takım adına da çok fazla pozisyon yok. E, Kayseri böyle biraz bal yapmayan arı görünümünde mi? Nasıl demek lazım bilemiyorum tam doğru ifadeyi bulmak. Şimdi, Ama Beşiktaş böyle bir deplasmanda ilk yarıda istediğini aldı demek mümkün. Evet. Şimdi ilk yarı oyuncular giderken <laughs> dikkatimi bir olay çekti. Ee, bir pozisyon var. İkinci golden evvel Beşiktaş'ın attı. Salih'le Kayseri'li oyuncu pozisyonu tartışıyorlar. Salih bana ne dedi ya? Hakem verdi dedi. Hakem vermez dedi Salih. Ya o manada bir cümle söyledi. Biliyor musun? Geldi Salih'e bir şey söyledi. Salih de ben ne yapayım dedi. Hakem Hakemi çağırdı. gösterdi. Çok enteresan. Ben, ben karışmam dedi. Ha, dedi. İlginçmiş. Çok enteresan bir şey. Diyalog ki o çıkar zaten maçtan sonra. Ya Kayseri toplam fazla oynuyor. Toplam biraz fazla oynuyor yani. O gelene kadar Beşiktaş kapanıyor. Yani Daha çabuk gitmen lazım. Ama Beşiktaş geldiğinde de iki tane gol atıyor tehlikeli. Tabii. Öyle. Foldür değildir, şu dur budur onlara bakacağız. Ama geldi iki tane gol attı. Evet. Senin pozisyonun hemen hemen yok. Bir tane pozisyon var. Ee, bir mane'nin iyi bir şutu var 38'de. He, bir şutu var, evet. E, Mert'in çıkardığı bir de, gitti. şimdi kemenin kaba vuruşu var. Üstüne gitti. Bir tane de kaba vuruşu var. Ama bakıyorsun topla oynama süreleri şeyde çok fazla olması lazım. Bak. kaç Kaşşere'de görüyor musun? 67'ye 33 hocam evet. yani. Ama... Oynuyorlar da hikaye oynuyorlar. Ne oluyor? Yan top, yan top, yeni top, yan top, ağır top. Yani yok olmaz öyle bir şey. Beşiktaş defası kapanıyor. E o zaman denemezsin onu. Çabuk gideceksin. Cezaların civarında etkili olacaksın. Yumuşak oynuyorlar. E, o son paslarda, son vuruşlarda etkili değil. Çoğalamıyorlar. Yani orada yalnız... Çoğalamıyorlar. Dolamıyorlar adamı. Terse giremiyorlar Biraz... filan. Yani şu ana kadar gol de atamadılar. 2-0 Beşiktaş için büyük avantaj tabii. iki Yarı. Dur bakalım ne olur. Ama... Bir gol atarsa şey Kayseri işi rengi değişebilir sana söyleyeyim. Doğru 2-0'a rağmen hmm. e, bir gol atarlarsa e, moral etkinlikte kazanabilir. Olabilir. Bu bakacağız. Ama şu var hocam, zaman zaman bu anlamda sıkıntı yaşıyordu Beşiktaş. Burada şunu gördük. Bu karşılaşmada da, Konya deplasmanında da daha kontrollü, daha ayakları yere basan, savunma güvenliğini göz ardı etmeyen evet. e, bir Beşiktaş var şu anda. Kayseri Beşiktaş'a göre oynuyor. Beşiktaş Kayseri'ye göre oynamıyor. Beşiktaş ne yapıyor. Ama Kayseri gereğini yapamıyor onu söyleyeyim. Yani bu şekilde maç alamazsın yani. Pas yap bilmem ne yap. Ya Şimdi ne herkes yap, ya yap, ya büyük ihtimalle yap. izleyenler Kayseri çok iyi oynuyor ya pas yapıyor ya, falan diye düşünüyordur ama hani iyi pas yapana puan vermiyorlar ki. Peki sana bir soru o zaman. İki kaleciyi de kaç defa gördün? Baksana hocam 234 pas Kayseri, 86 pas Beşiktaş. Hikaye. Hikaye. Hani bir laf var biliyor musun? Ay, be yurttan sesler. <laughs> yani haybeye yurttan sesler. Pas yap yap ne oluyor ki? Yani rakip sahada da yapmışsın. 51'e 74 ama ceza sahası içinde ne yapıyorsun? Orta var. Biri 10 tane. Diğeri 5. Biri 5 tane. E tamam da... Yani bir laf var söyleyemeyeceğim. Yani... İşte bal yapmayan arı dedim hocam. Yani daha ee, hani daha kolay yollu. <laughs> bir de rakip ceza sahasına girişlere bakabilir miyiz Allah. hocam? Ona da bir e, bakmakta fayda var. Yani şey yok. Kale önü zenginliği yok Kayseri Yok. Beşiktaş'ta da yok. Onlar da yok evet. Ya ben sana söylüyorum. İki kaleciyi ne kadar gördün? Yok bir Masu pozisyonu vardı. iki gol dışında o. He? Beşiktaş'ta da. E tamam. Ya onlar kaç defa geldi ki? Kayseri 10 kez rakip ceza sahasına girmiş. Beşiktaş'ta 7 kez girmiş. Zaten e, genellikle şu rakamlar var ya. E, iyi bir e, gününde bir takımın tek rakamı oluyor. Evet. İkisinin yani. toplamı. Ve bütün rakamları eksik olan iki tane gol atıyorlar. Ve haftaya belki 0 giriyor. Bütün rakamlarda eksik öyle. olan takım. Bak şimdi. Evet. Yani daha az şut atan, daha az evet. toplu oynayan, işte daha az orta yapan, daha az rakip cezasına giren. Oyuna olmayan bir takım işte, 2-0 o... önde giriyor. Futbol Aa, işte. böyle bir olay işte. Hocam efektif yapacaksın işte. Evet. Yani ayaklarının yere basacak, gol atacaksın. Skorboard söylüyor çünkü sonuçta. Tabii rakibine göre oynayacaksın. Ama enteresan bir maç izleyeceğiz. 5 Beşiktaş 3 yaparsa işi bitirir. Ama 2-1'de evet. de maç yeniden başlar onu söyleyeyim. 3 yaparsa işi bitirir ama 2-1'de yeniden başlar. Yalnız şey ikinci yarının herhalde oyuncular bayağı hırslandılar. Biraz sinirlendiler de. Bayağı hırslandılar. İkinci gol biraz şey yaptı. Hocam Mete gol. Kalkavan için burada zaman zaman konuştuk. Hani iyi niyetli olsa da e, hakemlik bilgisi konusunda, hakemlik becerisi, becerisi konusunda biraz sıkıntıları var diye özellikle. Allah aşkına. <laughs> Sıkıntısı var mı? Ya hocam bu adamı FIFA yaptılar bu çocuğu. FIFA gönderdi ya maç vermedi. Evet. Yani bu FIFA hakemi olmaz dedi. Bundan maç vermedi ya. ya en aşağıda maç verdiler olmadı. E, Bizde gidiyor vallahi bravo gidiyor yani. Herhalde torpili var. Geçen sene şey verdiler Mete Kalkan'a ben mi yanlış hatırlıyorum? Süper kupa verdiler ya. Tabii yani var demek ki birileri var. Bu şeyler gidiyor abi. Bu maçlara da tayin ediyorlar. Tayin ediyorlar. Yok tayin değil hocam. Uzay mekiği şey mi? Şeyden yazılım algoritmadan çıkıyor. Ya sen sen e, kupa maçında görev verdiğin, Fenerbahçe maçında görev verdiğin iki adama dört gün sonra dik maçında görev veriyorsun ya. Aynı o, adamları. Bu, aynı adamları. Aynı bu, hakemleri. Aynı hakemleri. Gözlemcileri. Adamları. Bu uzay meşeğiyle falan olmaz hocam. Burada bir şey var. Milleti yemeyin. Burada bir şey var. Ama ne yapmak istiyorsunuz onu söyleyin. Yanlışlıkla iki tarafı da yazmış olmasınlar bilgisayardan bir, çıkan sonucu. Sabri diye bir kukla var. Hocam öyle Onun de demeyelim yani. Kukla abi. Sesi de çıkmıyor. Nasıl orada duruyor onda da enteresan. Ben biliyorum çünkü bazı şeyleri. Nasıl orada duruyor bilmiyorum. Pardon. Ya listeyi veriyorsun. Yardımcısı listeyi alıyor. Sen, sen git ben veririm diyor başkana diyor. Sabri'nin elinden listeyi alıp. <laughs> yani klasman listesini. Sabri vermiyor başkana. Sen ver diyor o listeyi diyor. Ben veririm başkana diyor. Sabri veriyor gidiyor. E altında araba var. Para da veriyorlar. Aylık iyi. Milli Birlik Komitesi gibi. Hani kim ihtilal oluyor ya askeri idareler ben birini seçiyorlar. Komite. Onun gibi geliyorlar. E para veriyorlar. Araba var filan. Masraf var. E, güzel ya. Ne yapıyorsun? Hikaye. Valla bu sene bitsin de bakalım bir hayırlısıyla nasıl biter merak ediyorum. Kazasız belasız bitsin İnşallah. ama yani ehil insanlara, liyakat sahibi insanlara, e, ehil işini e, bir hakkın yapan insanlara görev verirsek eğer böyle işlerde işte ya, MAK'si, tak arkadaş, takkimi. Arkadaşlarım telefon açtılar bana. Fener Kupa maçında. Hakeme edilen küfürleri diyorlar ki Yermol Hocam yani inanılır gibi değil diyorlar. Şimdi o hakem Fenerbahçe'nin dördüncü hakemi. E şey ne diyecek? Yarın cesus Besus Veya yöneticiler orada şeyler futbolcular nasıl verirsin? Verme. Ya dinletemiyorlar. Edilen küfürleri söyleyemiyoruz diyorlar. Maçta. E şey de orada gözlemci de orada. He. İkinci maçta gene görevliler. Fener maçında nasıl veriyorsunuz? Ya saçma, saçma. Hocam yani bana bunları söyleyin ya ben konuşurken işte. Belge orada listeler orada. Anlat, anlatsın birisi desin ki ya Erman Hoca yanlış yapıyorsun. Haksızlık yapıyorsun yapma filan desin. Vallahi. Bilmiyorum ki hocam biz sen hep aynı cevap, şeyleri söylüyoruz. Sen söylüyor. de cevap veremiyorsun ne, ne söyleyeyim o söylemek bile yükümlü olan söylesin. Herhalde bunun bir açıklaması vardır yani ben bende yok. Şimdi bundan sonra işte Mete Kalkava bu maçarken Mete Kalkava'da resimleri falan vardı değil mi? Herhalde böyle kartalda şey yapan falan herhalde vardı öyle hatırlıyorum ben. Var mıydı öyle bir şeyler? Herhalde. Bilmiyorum hocam o kadar çok yani işler oluyor ki anlamak mümkün değil. Evet. Şimdi bu karşılaşmanın ikinci... Bu arada Abu Bakar yedek kulübesi. Evet yedek kulübesi. Tabii oluyor. Beşiktaşlı taraftarlar kenarda Abu Bakar'ı görmekten çok mutludur şüphesiz. Üçüncü Abu Bakar dönemi oldu. <laughs> bir hali de... <laughs> e, Dört de olur bu işte. gidişle. <laughs> olabilir hocam. Bir hali de e, iyi bir kontrat gitme. aldı. E, Oralara bir açıklama getirmesi lazım Abu Bakar'ın. Yani bu sizin bildiğiniz gibi değil. Bakın işte şu, evet. şu 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 diye o zaman açıklama bir konuşması lazım. Yani sakat olduğunu zannetmiyorum. Öyle demiş. Ama sakatım diyor dediydi. Evet. Ben tahmin etmiyorum ama de öyle söylüyor. Bizim de inanmaktan başka yapacağımız yani, yok, yok demişti, değil. o dönemde. Evet. Ve yani kıyı kıyı şampiyon oldu Beşiktaş. Ucu ucuna tabii canım. Ucun i̇ki golle. Evet. E e iki bu adamı sen alıyorsun oldu. tekrar. Ha, Beşiktaşlık duruşu mu? Onu bilemiyorum tabii. O Beşiktaşların sorunu benim değil. Süleyman Seba'nın kemikleri sızlıyordur. O yüzden Onu o yüzden, evet. o yüzden söylüyorum işte nedir bu işin aslı astarı bunu yani kendisinin ağabey. bizzat açıklaması lazım. Hayır böyle bir şey yok ben Sergen Hocayla da yüzleşirim benim durumum şu şu şuydu diye söylerse o zaman e, çok daha herkes Söyler mi? rahat eder. Söylerim. Söylerse rahat eder o da rahat eder camia da rahat eder yani yumuşak karnı olmasına gerek yok yani. Öyle düşünüyorum ama şu bir gerçek e, bunu bir kenara koyacak olursak çok seviyor Beşiktaş taraftarı Abubakar'ı. Wegos'tan sonra da yapılabilecek herhalde takımı, ligi tanıyor, takımı tanıyor en iyi transferdi şu dönemde. Ama biraz yüksek bedeli oldu onu söyleyeyim. Hocam ya futbolumuzda öyle bir şey var ki hep denenmişleri deniyorlar ya onun üstünde gidemiyoruz. Behtar takımı ee, iki ileri bir geri öyle. üç geri bir ileri gidiyoruz. Bir şeyler yapılsın. yeni heyecanlar olsun yeni bir şeyler denersin. eskileri bıraksın Hocam, bir şeyler gidelim ne de işte Talişka mı gelse. işte Abu Bakar evet. gelsin o gitsin o gelsin hep aynı hep aynı adamlar var o ondan haber zaten ondan bir haber. ilk transfer döneminde şey çıkıyor hemen haberler işte birimlemle geri dönecek birimlemle talip oldu falan sürekli aynı ya yeni bir yeni şeyler çevirsin şeyler Gidim. olsun bizden oyuncu gitsin alalım genç oyuncular gelsin bak Kasım kaç yaşında çocuğu oynattı Kaç da oynatıyor. Ya evet. bir şeyler olsun ya. Çünkü böyle olmayacak yani bu verdiğiniz paralarla ya şampiyon olsan ne olacak abi? Şampiyon ol. Artık artık şampiyonlar ligiyle kaftağın tamam. ardında. Hele bu yok, sezon 4 takımla gidiyoruz. Şampiyonumuz 3 4 eleme oynayacak. E. E yok öyle bir şey. Bitti o. Artık oraya giremezsin. Hiçbir takımın giremez. Seneye belki iyi gittiğimiz için bu sezon fena gitmedik. Belki seneye etki eder. Evet. O zaman bir şeyler yapın ama. abi yani bir şeyler yapın aşağıdan bir şeyler yapın ya. Böyle gidemeyeceksiniz. Şimdi seneye bankanın ödemeleri var bu takımların. Tabii İyi de açıkçası. ödemeler var ne olacak? Hani sana söyleyeyim Şu yönetici gidecek. Eğer para verdilerse içeriden alacaklar paralarını. İçeriden paralarını alacaklar. Al asbaldık deyip gidecekler kongrelere diyecekler ki biz aday olmuyoruz. Bizim arkamızda konuşuyorsunuz. Bizim önümüze konuştuk filan. Ortalığı karıştırıp gidecekler. Ben sana söyleyeyim olacakları. O zaman da. Banka çek. Ver kardeşim paraları diyecek. Evet. E yok para. Koytuk Ama TL para... borçlanmıştı diye hatırlıyorum değil mi? TL mi borçlandı? TL zaten? de boşlansa, ne fark eder ki? İşte bir işte enflasyon şu bu farkı. He? Belki yani fark orada. İnşallah iyi olur da iyi gitmiyor. Ama ben bunu yıllarca daha ben söylediğimde daha evvel çok söylediğimde yayıncı kuruluşta Erman Toroğlu biz size para kazandırıyoruz yayıncı kuruluşa. Erman Toroğlu bizim aleyhimize konuşuyor diye şikayet ettiler yayıncı kuruluş. Hmm. E nereye geldik? E Görünüyordu. Ya altı sene evvelden, 7 sene evvelden o gözüküyordu. Yarın bir gün bu uzak değil. Yarın bir gün Arap sermayesi alacak bu kulüpleri. Bakma sen. Hani bunlar şey ya hani şey takımlar ama. karar öyle çıkacak. Kulüpleri. ...kongredöre kongreler... çıkacak kararlar. Zor Şartlara çıkar. bakacaklar. <laughs> e zor çıkarsan... ...abi çıkarmazsan o zaman gel, gel yap diyecekler. Gel yap diyecekler. E para yok ne yapacaksın? Bir şeylere bir formül bulup... ...parça parça vereceksin. Hisse vereceksin. Başka şansın yok hoca ya. Ben ticaret yaptım. Evet. E yok ödeyemeyeceksin ne yapacaksın? Hiç kimse sorumlu değil ki. Zaten bugünden... ...çok uzun zamanın işi bu. Evet. Son 20 yılın, 25 yılın işi bu. Evet. E, olacak bu sorun da olacak. Gelecekler kulübüne göre ucuz kulüp yabancılar alacaklar. Başka şansı yok. Öyle. Ha. Gördün değil mi İtalya ne yaptı? 15 sene evvel Juventus'u düşürmüştü. Sonra Juventus çıktı çatır çatır şampiyon da oldu. Şimdi Juventus'un ne olduğunu gördün mü? Şimdi mali, cezaları. mali, mali şeyden gittiler. Birkaç kulüp ne daha cezaları? vardı. E, Juventus'un sahibi kim? Angel mi hala? Evet. Verilen ceza, hocam ceza alır gördüm. Bir sene, iki sene, altı ay hepsi gitti. Tabii tabii hak mahrumiyetleri de var. 15 beş puanda puan sildiler. Evet. E, o mali konular tabii. Bu, bu işi yaparsan af futbolu toparlarsın. Yoksa toparlayamazsın. Bak geldi takım hala götürüyor işi Napoli'ye. Evet. Napoli götürüyor. Aldılar Kim Mince'yi de hocam. He? Aldılar evet. Kim yani Mince'yi Akıllı iş yaptılar. Evet hocam. Akıllı iş yaptılar evet. ve büyük maliyete de almadılar. Sana Tabii söyleyeyim. Tabii. 18, 18 Bize göre büyükse büyük işte. de, yurt dışına Ol, göre değil. 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 Onu şimdi o adam iyi oyuncu. Çok daha iyi fiyata satacaklar. Şimdi ha, şimdi 4-5 misli oldu en az. Tabii. Lig şampiyonu olunca ne olacak? Şöyle bir bakıyorum. Ee, Kayseri Spor ve Beşiktaş sahaya geldi. Hala itiraz ediyorlar bak hocam. Kayseri Sporlu futbolcular Mete Kalkavan'ın çevresinde. Mete Kalkavan da gülüyor. Bak Mete Kalkavan gülüyor da onlar gülmüyor. Beşiktaş açısından, Beşiktaş açısından e, çok iyi bir ilk yarı skoru. E tabii şimdi içeri çok, girip hocam Konya'da deplasman Kayseri deplasmanı önemli. Seyrettiler. Bir daha seyrettiler topçular. O da seyretti, hakem de seyretti, seyretti ama. Ya Kayseri'li oyuncu şeye geldi. Beşiktaşlı oyuncuya geldi. Hmm. O pozisyonu içinde olan ben ne yapayım? Hakeme söyleyin dedi. Onlar da hakemle konuşuyorlar şimdi ikinci yarı. Bakalım. Ee, şu ana kadar görebildiğim kadarıyla bir değişiklik işareti göremedim. Beşiktaş aynı 11 ile geldi de Kayseri denemin değilim ee, ama onlar da aynı 11. Biz toparlayalım efendim sözü skorboarda bırakalım. E, ee, Skorboardun ardından takım oyunu var. Sonrasında Trabzonspor maçı ardından 90 artı 1'de her iki karşılaşmayı da detaylıca konuşacağız. Ee, Trabzonspor maçının devre arasında da hocayla birlikte yine buradayız. Ayrılmayın.